İngiliz sanatı yolculuğumuzun ikinci odasındayız. Bu oda 1650 ile 1730 arasındaki dönemi kapsamakta. Bu dönemde çok dramatik değişiklikler olmuş. 1660'da monarşinin restorasyonu, salgın, yangın, şanlı bir devrim ve 1707'de Birleşmiş Krallığın kuruluşu. İngiliz sanatının erken dönemi ağırlıklı olarak portrelerden oluşur. Restorasyon döneminde ise yeni türler ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin daha aşağıdaki ülkelerden ve Hollanda'dan gelen sanatçılar sayesinde manzara resmi İngiltere'ye bu dönemde geliyor. Natürmort gibi diğer türler ve dekoratif iç mimari resimleri de bu dönemde yapılmaktaydı. Ayrıca Conversation Piece denen grup portreleri de ortaya çıkmaya başladı. Manzara resmi İngiliz tarzı bir resim türü olarak düşünülür. Fakat bu tür aslında İngiltere'ye bu dönemde Jan Siebrecht gibi sanatçılar tarafından tanıştırılan bir türdür. Jan Siebrecht, Antwerp'e 1670'te gelmiştir ve İngiliz manzara resminin kurucusudur diyebiliriz. Siebrecht, İngiltere'nin kuş bakışı manzarasına kasaba evi portrelerine ve kasaba manzaralarına odaklandı. Bu resimde İngiliz bir bankacı ve altıncı olan John Cox'un arazisi ve evini görüyoruz. Yani Kuzey Londra'dan bir ev manzarasının kuş bakışı görünüşünü görmekteyiz. Mary Beale, İngiltere'deki ilk profesyonel kadın ressamdır. Bu gerçekten tüm aileyi kapsayan bir aktiviteymiş. Kocası Charles, tuvalleri ayarlıyor, pigmentleri karıştırıyor, her şeyle ilgileniyormuş. Çocukları Charles ve Bartholomew, sanatçının asistanları oluyorlar ve ona yardım ediyorlarmış. Bu genç kadın resminde sanatçı hızlı boyama tekniğiyle çalışmış ve hızlı kuruma hedeflenmiş. Ama sanırım çabalarına rağmen bu olmamış ve sanatçı resme tekrar geri dönüp düzeltmeler yapmak durumunda kalmış. Bu kağıda yapılmış iki taslaksa sanatçının sürekli resmettiği çocukları. Bunları daha büyük bir tablo için çalışma olarak mı yoksa kendi için mi çizdi bilemiyoruz. Bu iki resim Fransız pazarında dahi yeni ortaya çıktı ve önceden bilinmiyordu. Daha sonra resimler Tate tarafından alındı ve şu anda sergilenmekte.